Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Can Ulusoy, Soçi'yi somut olarak konuşalım. Yarın gerçekten önemli ve tarihi bir zirve var diyebiliriz Soçi'de. Yarınki görüşmenin sonunda ne çıkmasını öngörüyorsun? Şimdi ben şunu öngörüyorum. Madde 1, 3 ülkede şunu diyecek. Evet, Suriye'de savaşın sonuna gelindi. Bundan sonrası siyasi çözümdür. Ve siyasi çözüm sürecine Suriye'deki bütün aktörleri katacağız. Bu resmi görüş. Bir de evet, perde arkasında neler olacaktır? Şimdi o resmi aktörler meselesi mühim. Hı hı. Yani şöyle olacak. Esad'ın bir kere liderliği artık tartışılamaz. Yani Esad orada kalacak. Ama Türkiye'nin de istediği çeşitli ılımlı muhaliflerinde bir şekilde artık Suriye siyasetinde etkin olabileceği bir konsensus sağlanacak. Rusya da bunu kabul etmek durumunda. Ha, edecek. Bu Rusya açısından hiç önemli değil. Önemli. Çünkü neden biliyor musun Mustafa? Bak, Özgür Suriye Ordusu her ne kadar Amerika tarafından kurdurulmuş olsa da dikkat edersen silahlarını Amerika'ya çevirdi. Ve yine hatırla, bu Türkiye şeye girdiği zaman Fırat Kalkanı ile Suriye'ye, oradaki Özgür Suriye Ordusu askerlerinin yanına Amerikalılar geldi. Celal Usta. Ve onlar silah çektiler, biliyorsun Özgür Suriye Ordusu askerleri sizi istemiyoruz diye. Zaten muhalefetin o kısmı Amerika'nın denetiminden tamamen çıktığı için bu Rusya'yı rahatsız etmez, hatta hoşuna da gider. Neden gider? Çünkü mezhepçi hareketler gerileyecek. Bak, Sünnilerin ağırlıkta olduğu bir Türkiye, Şiilerin ağırlıkta olduğu bir İran, Irak ve Aleviler tarafından yönetilen Suriye, ama nüfusunda önemli miktarda Sünni olan Suriye. Şimdi bunlar beraber hareket ederken ne İran Şiacılık yapabilir, ne Türkiye Sünnicilik yapabilir. Bu mezhepçi tartışmaların geriye gitmesi bir kere Rusya açısından çok mühim. Çok. Çünkü neden? Bu tartışmalar radikalleşmeye neden oluyordu. Ve Rusya içinde de önemli miktarda Müslüman yaşadığı için bu radikalizmden en çok etkilenen ülkelerden biri de Rusya oluyordu. Örnek Çeçenistan. Şimdi ne olacak böylelikle? Hem artık Şia-Sünni kavgası üzerinden Orta Doğu'yu parçalamanın mümkün olmayacağı, Müslümanlığın daha fazla vurgulanacağı, ortak değerlerin daha çok öne çıkartılacağı bir zemine de müsait olacak. Bir kere bu Suriye'nin kaderini, Suriye iktidarını değiştirmeden ama bütün aktörleri de katacak şekilde bir geçiş süreci hazırlanacak. Bunda da şu şekilde yapacaklar diye düşünüyorum. Yine Rusya'nın önerdiği Suriye Halklar Kongresi. Yani aslında onların mukadderatını tabii Rusya, Türkiye, İran belirlemiş olacak ama kongrede kendilerinin uzlaşması ve anlaşması gerekecek ve çok doğrudur. Yani Suriye Halklar Kongresi'ni toplamak çok doğru bir tavır. Bak, Amerika öyle yapmadı Irak'ta, ne yaptı? İşgal etti. İşgal sırasında kendi istediği bir başbakanı İyad Allavi'yi atadı. Cumhurbaşkanı olarak sonra kendileri hiçbir sorunu çözmeden seçimlere gittiler. Şiilerle Sünniler birbirine girdi. Zaten planda buydu. İstikrarsızlaştırmak. Şimdi Rusya tam tersini yapacak. Suriye Halklar Kongresi'ni toplayıp diyecek ki hadi bakalım eteğinizdeki bütün taşları dökün. Ama bak Mustafa, şu önemli. Rusya, Türkiye, İran kapıyı kapayacak ve anlaşın diyecek. Anlaşmadan çıkan olursa onu vururuz. Mesele böyle. Yani kim o kongreden anlaşmadan çıkarsa onu vururuz. Şansı yok. Bunları bilerek içeri girecekler. Esad çekip çıkarsa Esad'ı da vururlar. O yüzden o kongreye giren bütün temsilciler uzlaşmak zorundalar. Çıkan sürecin dışında kalır ve bertaraf edilir. Bunu Türkiye'de, İran'da, Suriye, Rusya'da bunu bütün taraflara deklare edecekler. Askeri müşterekte buluşun. Tabii. Ve böylelikle Suriye Halklar Kongresi, Soçi ve Astana süreciyle beraber Suriye'deki sorunu çözecek olan temel etken olacak. Soçi ve Astana. Peki Cenevre? Şimdi bak, artık Cenevre süreci. Devre dışı mı kalıyor? Şimdi o ancak Birleşmiş Milletler, aa ne güzel bir plan yaptınız diye bu saatten sonra onaylayabilir. Yani Amerika'nın ve Batı'nın, NATO'nun Cenevre üzerinden yapacağı bütün provokatif hareketler bu saatten sonra bir işe yaramaz. Orada yani artık, çünkü silahla kazanılan bir şeyi masada vermez Rusya'da, İran'da, Türkiye'de. Türkiye. Vermezler. Çünkü silahla orada alındı bu. Ve onlara rağmen alındı, onlara karşı alındı. Şimdi peki bu kongre nasıl tesis edilecek?
Şimdi yarın hemen şey ilan edilmeyecektir. Şu gruplar katılıyor diye onu zannetmiyorum. Ama şu olacak. Türkiye, Rusya ve İran arasında bir kurul oluşturulur ve o kurul beraber Suriye Halklar Kongresi'ne katılacak olanları belirlemekle görevlendirilir. Bu ne demektir? PYD veya SDG adıyla o kongreye kimsenin katılamayacağı manasına gelir. Senin az önce söylediğin evet. Formül. Yani Türkiye, Rusya, İran oturur, Kürtleri de bir şekilde dahil edecek bir ara formülle. Ama terörden arındırılmış tabii, Kürt grupları. O yok, o kesinlikle olmaz. Ne yapacak? Katılımcıları belirleyecekler süreç içinde. İki, çatışmasızlık bölgeleri yeniden deklare edilecek, netleştirilecek ve bu çatışmasızlık bölgelerine... İdlib dışında başka çatışmasızlık bölgeleri de. Güneye, Doğu Gut'a ve bak Mustafa mühim olan şu, bu çatışmasızlık bölgelerine herhangi bir müdahaleye üç devlette garantörlük hakkını kullanarak taarruz etme hakkına sahip olacak. Bunu ilan edecekler. Kimse cesaret edemeyecek. Evet, yani böylelikle ben kafam esti, gideceğim burada Suriye'yi bombalayacağım, o ne edeceğim yapamayacaklar. Bu üç ülke artık garantörlüğünü ortaya koyacak. Madde 3, bu üç ülke Suriye meselesinin çözümünü, ki madde 1'de aslında bunu vurgulamak gerekirdi ama fark etmez, sıralama böyle olabilir. Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde çözüleceği konusunda çok net vurgu yapacaklar. Yani asla ve kat'a Suriye'de YPG'nin veya başka bir gücün orada bir devlet yapılanması veya federal bir yapılanma içine girmesini kabul etmeyecekler. Bu en başta... Suriye'nin milli bütünlüğü temelinde olayın çözümü ortaya konacak. Daha sonraki aşamalarda da şunlar gelecek tabii. Bir, Suriye'nin yeniden imarı. O ayrı bakanlar seviyesinde de konuşulur. Çünkü biliyorsun tamamen yıkıldı o ülke. İki, göçmenler, muhacirler, gelenler. Ha, ne olacak onlar? Onlar nasıl geri gönderilecekler? Şimdi bak, Halep yeniden inşa edilirken tabii her inşa sırasında parti parti oralara insanlar gönderilecek. Evet. Evvela tabii çadırlarda kalanlar, kamplarda kalanlar, daha sonra gönül rızasıyla gitmek isteyen herkese zaten açık. Onlar gitmeye başlayacaklar. Nihayetinde de Suriye'ye imar edilecek. Türkiye'nin çok lehine olacak bir çözüm. Vallahi en çok da Türkiye'nin işine yarayacak. Şimdi bak, Suriye ile ticaretimiz yeniden başlayacak. Tabii oranın imarında Türkiye'nin rol alması Türkiye'deki bir kere ekonomik normal, anlamda bak, çok zenginleştirecek. Bir kere normal ticaretimize geri döneceğiz. Nasıl Kuzey Irak'ı inşa ettiysek. Normal ticaretimize geri döneceğiz. Şeylerin, Türkiye'ye kaçanların masraflarını yüklenmekten kurtulacağız, rahatlayacağız. O konuda çok emin değilim. Yani Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli bunun, varsa bunların ne kadarı gider? Ben vallahi, çok büyük oranda gideceklerini Mustafa, düşünmüyorum. 1,5 milyonu bile gitse 2 milyonu artık sürece zaten onlar intibak etmiş olurlar. Yani Türkiye ekonomisine bir zararı olmaz. İşte dükkan açmış, çalışıyor, ediyor, koşuyor adamlar olurlar. Kimse şöyle bir, yani eğer dediğin şeyler hayata geçerse kimse Suriye'deki 3,5 milyon Kişinin gitmesini düşünmesin. 2 milyonun 2,5 milyon gideceğini çok öngörmesin. O kadar değil ama yani az da gitmez, onu söyleyeyim. Yine de insanın kendi vatanı varken, memleketi varken şimdi buralarda kalma sıkıntısını çekmeyecek olanlar da vardı. Yani 1,5-2 milyon gidebilir ama nereden baksan bir 1 milyon, 1,5 milyon kalmaya devam edebilir. Evet. Diğer taraftan da işte Türkiye oranın imarı için değil mi? Devreye girmesi. Tabii. Türk iş adamlarının Türk ekonomisine de kesinlikle yeniden bir nefes aldıracak. Neden? İnşaat sektörü gerilemeye başlamıştı. O bir nefes aldıracak. Yani çok hayırlara vesile bir süreç. Soçi süreci. İnşallah liderler kendi aralarında çok böyle hani inatlaşmazlar ki inatlaşabilecekleri hiçbir durum yok. Öyle bir zemin yok. Gayet birbirleriyle koordineli ve defaatle görüşerek bunu sürdürüyorlar. Bak, daha Putin'le Erdoğan yeni görüştü. Tekrar Soçi'de görüşecekler. Sonra bir daha randevulaştılar. Ruhani ile de yeni görüştü. Soçi'de de görüşecekler. Bir daha. Yani artık Türkiye, Rusya, İran inisiyatifi kuruldu. Ve bu inisiyatif günlük bir inisiyatif değil. Artık bu bir stratejik birlik. Neden? Çünkü diğer tarafta da bak, bugün Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Körfez'deki bütün gelişmeler bu süreçle alakalı. Yani çizgiyi çekti. Artık Türkiye net olarak şunu söylüyor. Yıllarca en çok sahip çıktığı ülke kimdi? Suudi Arabistan. Şimdi net olarak çekti çizgiyi. Suudi Arabistan, Körfez, İsrail benim karşımda arkadaş diyor.
Diğer taraftan yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok önemli bir saptaması Son vardı. Son zamanlarda Suudi Arabistan'a yönelik eleştiri sesleri çok yükseliyor. Tabii bunlar eskiden bir tesadüf değil. Hayranlık duyan... ılımlı İslam projelerine bile eleştirilerde bulundu hükümetten. Mustafa, eskiden İran'a karşı Suudi Arabistan'ı koruyacağız, Mekke-Medine savaşı vereceğiz diyen yani hükümet gazeteleri bugün en çok Suudi Arabistan'a hücum ediyorlar. Ve onu İsrail işbirlikçisi ilan ediyorlar. Bunları hatırlatmak gerekiyor. Ve bak bir şey daha söyledi. Tayyip Erdoğan çok önemli. Sadece dedi Orta Doğu değil, Güneydoğu Asya'daki bütün süreçlerde bununla alakalı. Evet. Yani dikkat edersen Sayın Cumhurbaşkanı cepheyi bütün bir dünya sattı üzerinde okudu ve orada da kimi müttefiki olarak ilan etti aslında? Çin Halk Cumhuriyeti'ni. Yani Çin, İran, Türkiye, Rusya, Hindistan bir güç oluşturuyor. Ve dikkat et son zamanlarda Almanya PKK'ya karşı gitgide sertlik dozunu arttırmaya başladı. Eğer Almanya da bu sürecin içine katılırsa dünyada artık yeni bir denklem kurulmuş olacak. Yani Türkiye Amerika yerini alıyor. Şimdi yani Amerika hegemonyasını dengeleyecek bir güç ortaya çıkmış oldu. İki denge olacak. Ve bak yine çok dikkatini çekerim. Türkiye'yi NATO'da tutmak için Amerika'nın izlediği sertlik siyasetinden farklı olarak İngiltere sürekli olarak Türkiye'ye yumuşak mesajlar veriyor. Yani Orta Doğu'da bu inisiyatif kaybı ve Amerika'nın İngiltere'yi dinlemeden hareket etmesi... İngiltere'yi de Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı harekete geçiyordu. Eski arka bahçesi olan Orta Doğu'da İngiliz inisiyatifini tanımaması Amerika, İsrail'in ne yaptı? Atlantik İttifakı'nın en çekirdeğinde bile sorun çıkarttı. Çatlaklar İngiltere oluşturdu. Bile Amerikan siyasetini doğru bulmuyor. Çok kıymetli ki. İsrail'e yaklaştı. İngiltere bile bunu doğru bulmuyorsa Almanya ile Türkiye'nin barışması, uzlaşması yakındır. Çok peki. Sorun uzamaz diye düşünüyorum. Can Ulusoy teşekkür ederiz. Perşembe günü Soçi zirvesinden çıkan sonuçları konuşacağız. Evet, değerlendiririz. Sevgili izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Perşembe gecesi yeniden biz burada olacağız. Hoşçakalın.